Kenneth Chizark. Şu anda ekranda gördüğünüz ev, KWK Props'un kurucusu Robert Kenneth'e ait. Robert, 2017 yılında Wallpaper dergisi tarafından organize edilen tasarım ödülleri yarışmasını kazandı. Kazandığı bu ödül ise en iyi yeni ev tasarımı dalındaydı. Neden mi? Hemen söyleyeceğiz. Proje başta çok farklı görünüyordu ve projeyi tamamlamak mimarın tam 2 yılını aldı. Ancak inşaat başlamadan önce seçilen bölgede heyelan riski olduğu ortaya çıktı. Heyelan sırasında oluşabilecek potansiyel hasarı minimuma indirmek için evin yerle olan temasını mümkün olduğunca azaltmak gerekiyordu. Evin son tasarımı da bu şekilde 3 günde yaratılmış oldu. Yılan ve böcek gibi istenmeyen canlılardan evi korumak için yaşam alanları ikinci katta, zeminden uzakta bulunuyor. Mimar evi yan yatmış şekilde tasarladı. Böylece evin yalnızca bir kenarı eğime temas ediyor. Tek bir temel yerine evin duvarlarında 3 ince temel bulunuyor. Buralar köprüye benzer bir yapıya sahip ancak heyelan sırasında toprağın eve çarpmadan ya da evi mahvetmeden kaymasını sağlıyor. Bu temeller ek duvarlarla kapatılmış durumda ve evin iç sistemi bu duvarların arkasında saklı duruyor. Rezidans 950. Şimdi bahsedeceğimiz bu ev, yüksek güvenlik seviyesi yüzünden Batman'e aitmiş gibi görünebilir. Ancak bu ev Gotham City'de değil, San Francisco'da bulunuyor. Üstelik şehrin kent simgesinin bulunduğu Crooked Lombard Caddesi'nden yalnızca birkaç sokak ötede. Rezidans 880 metrekare büyüklüğünde. Bu yüzden bütün bir şehir bloğunu kaplıyor. Bu evin ne kadar lüks olduğunu saatlerce konuşabiliriz. Bu yüzden biz güvenlik sistemi üzerinde durmayı tercih ediyoruz. Mülkün etrafında toplam 9 video kamera bulunuyor. Girişte yetkisi olmayan girişleri önlemek için biyometrik okuyucu bulunuyor. Ayrıca evde kimyasal saldırı durumunda saklanmak için düzgün bir şekilde yerleştirilmiş özel bir oda bulunuyor. Evin tüm pencereleri kurşun geçirmez panjurlarla kaplanmış durumda. Buna ek olarak pencerelerde eğer bir saldırgan eve zorla girerse saldırganın dışarı çıkmasını engelleyen özel mekanizmalar da bulunuyor. İlginç bir şekilde burada internet bile güvenli. Buradaki internet büyük, ciddi kurumların kullandığı güvenlik duvarı ile korunuyor. Mülkün yaklaşık değeri 45 milyon dolar. Bu arada eğer birinin tüm bunlara ihtiyacının olmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Lüks gayrimenkul alan insanlar bu yüksek güvenlikle çok ilgileniyorlar. ADT şirketi. Kesinlikle her ev ya da apartman yüksek güvenliğe sahip olabilir. Tek yapmanız gereken bolca para biriktirmek ve özel bir şirketle iletişime geçmek. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ADT şirketi. Şirket ailenizi ve mülkünüzü davetsiz misafirlerden koruyan birçok gelişmiş teknoloji sunuyor. Ve isterseniz tüm bu teknolojileri satın alabilirsiniz. Örneğin bunlardan biri şu şekilde çalışıyor. Kapılardaki ve pencerelerdeki tüm kilitler, dış ışıklandırma ve dış kapı hareket dedektörleri tek bir sisteme bağlanıyor. Bu sayede yatağa gitmeden önce telefonunuzdaki tek bir düğmeye basmak yeterli olacak. Böylece kapılar ve pencereler otomatik olarak kilitlenirken ışıklar ve sensörler otomatik olarak açılacaktır. Ve hepsi bu kadar. Şimdi hiçbir şeyden endişelenmeden uyumaya gidebilirsiniz. Biri evinizin etrafında dolansa bile eve giremeyecek ve akıllı telefonunuza bir bildirim gelecek. Eve takılan kameralar sadece davetsiz misafirlere karşı değil, aynı zamanda evdeki diğer insanlarla iletişim kurmak için de kullanılabilir. Böylece küçük çocuklara göz kulak olmak bu sistem sayesinde çok daha kolay. Puget Sound'daki ev. Büyük ihtimalle tamamen camdan yapılmış bir sürü ev görmüşsünüzdür. Ve tabii ki şunu merak etmişsinizdir. Bu evlerde güvenlik ve mahremiyet nasıl sağlanıyor? Washington Puget Sound'daki bir adada bulunan bu küçük evin mimarının bulduğu çözüm oldukça ilgi çekici. Evin yalnızca 4 dış duvarı bulunuyor. Bunlardan 3'ü tamamen camdan oluşuyor ve ev sahibine muhteşem bir deniz manzarası sunuyor. Aynı zamanda gerekli durumlarda bu camlar özel panjurlar tarafından saniyeler içinde kapatılabiliyor. İçerisi yalnızca 46 metrekare genişliğinde. Proje Amerikalı şirket Olson Kundig Architects tarafından tasarlandı. Al Corbin'in evi. Varlıklı evlere güvenlik sağlayan bir şirketin iyi bir reklama ihtiyacı vardır. Ve bunun için süper güvenli evin sahiplerinin olduğu bir reklam yapmaktan daha iyi bir yol olabilir mi ki? Bu Strategically Armored and Fortified Environments'ın kurucusu Al Corbin'e mantıklı gelmiş olmalı. Burada şirketin isminin baş harflerini bir araya getirirseniz ortaya safe sözcüğü çıkıyor. Şirketin de uzmanlık konusu tam olarak güvenlik. Ve bu reklamın sonuçları inanılmaz oldu.
Birkaç yıl önce ev sakinleri çok geçerli bir sebepten sosyal medyada viral oldu. Dahili biyometrik tanımlama sistemi sayesinde bu binada yaşayan insanların anahtara ihtiyacı yok. Ancak bu sistemde parmak izi kullanılmıyor. Çünkü bu tanımlama metodu çok etkili bir yöntem değil. Ev deprem hattı olan Hollywood Hills'te bulunuyor olmasına rağmen evin sahipleri depremden korkmuyor. Çünkü yapı, yer altının 9 metre altına kadar inen güçlendirilmiş beton temelle destekleniyor. Konutun 232 metrekarelik alanı olmasına rağmen ev sahipleri güvenlikleri için endişelenmeden rahatça uyuyabiliyor. Evin içinde gerçek bir kıyamet günü sığınağı bulunuyor. Bu sığınağın içine girmek içinse 300 kilogram ağırlığındaki kapı ile uğraşmanız gerekiyor. Bu kapı balistik çelikten yapıldı ve bomba patlamalarına karşı bile oldukça dayanıklı. Duvarlar kurşun geçirmez özellikte, pencereler darbeye dayanıklı camdan yapıldı ve evde cam kırılma dedektörleri bulunuyor. Aynı zamanda evin ilgi çekici iki sistemi bulunuyor. Bu sistemlerden biri istenmeyen misafirleri görüntülediği zaman sis püskürtüyor. Diğeri ise biber gazı püskürtüyor. Evin etrafında toplam 16 güvenlik kamerası bulunuyor. Yabancı biri mülki adımını attığı an tüm kapılar ve pencereler otomatik olarak kapanıyor. Daha sonra dış ışıklar açılıyor. Her yerden alarm sesleri duyuluyor ve gözetleme kamerası davetsiz misafire odaklanıyor. Bu kişiler bir şekilde içeri girmeyi başarsa bile evden dışarı çıkmaları pek mümkün değil. Sahiplerin evlerine abartılı panik odası demeleri de bir tesadüf değil. Brinks Ev Güvenliği. İşte karşınızda konutlar için ev güvenlik sistemleri geliştiren bir başka şirket daha. Bu şirket aynı zamanda akıllı ışık kontrol sistemleri hizmeti de sağlıyor. Sistem yalnızca elektrikten tasarruf etmenize yardımcı olmuyor, aynı zamanda evinize zorla girmeye çalışan davetsiz misafirleri de korkutuyor. Örneğin, eğer tatile giderseniz ışıklar özel bir modda çalışıyor. Odalardaki lambalar bağımsız olarak farklı zamanlarda açılıyor. Bu yüzden dışarıdan bakınca sanki hala biri evdeymiş gibi görünüyor. Dışarıya takılan kamera kapıya ya da duvarlara biri her yaklaştığında akıllı telefonunuza bir bildirim yolluyor. Bir diğer ilgi çekici güvenlik özelliği ise pencerelere yüklenen dokunma sensörleri. Bu sensörleri takmak kelimenin tam anlamıyla yalnızca birkaç dakika sürüyor. Bir kez aktive edildiğinde sensörler her pencereniz açıldığında akıllı telefonunuza bildirim yolluyor. Aynı zamanda mobil uygulamayla kapı kilitlerini de kontrol edebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak özel kapı kodlarıyla bulunan kilit sistemlerini de alabilirsiniz. Örneğin evde çalışan kişiler için özel bir kod yapabilirsiniz ve çalışanın çalışma saatlerine göre bir zaman aralığı ayarlayabilirsiniz. Bu sayede çalışanlar yalnızca çalışma saatlerinde kendi başlarına eve girebilirler. Safe House. Bugün bahsedeceğimiz son ev yine Robert Kennedy'nin parlak fikri. Ve bu evin de adının Safe House olması bir tesadüf değil. Bina temelde çok güçlü betondan yapıldı. Ana özelliği ise pozisyonlarını değiştirerek bitişiğindeki bölgenin de görüntüsünü değiştiren hareket edebilen alt duvarları. Mimar bu prosedürü betimlemek için mutlak güvenlik terimini kullanıyor. Burası hareket eden kalın beton duvarlarla çevrili bir bölge. Bu yüzden duvarlar evin etrafından bahçeye geçebiliyor ve geri gidebiliyor. Bir diğer güvenlik de pencereler tarafından sağlanıyor. Burası gerekli durumlarda beton panjurlarla kapanabiliyor. Pencereler tamamen kapalı olduğunda ev ele geçirilemez bir hale geliyor ve çok girmek isteseniz bile içeri girmek imkansız oluyor.